Çocuklar merhabalar. Bugünkü bu videomuzda da noktalama işaretleriyle alakalı soru çözeceğiz sizinle. Önce tabii soruyu okuyorum. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde ayrıca belirtilen yarı noktalı virgül getirilemez diyor bize. Bakalım şimdi tabii yukarıda bir cümle içinde virgüllerle ayrılmış. Tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır diyor. Çarşıdan etek, kazak, işte araya noktalı virgül, çanta, ayakkabı almış. Ögeleri ve sarılgı bulunan sıra cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Sevinçten, heyecandan, içim içime sığmıyor. Burada bir sıra cümle bitti. Bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum demiş. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özeden sonra noktalı virgül kullanılabilir demiş. Ece, Ceren, Özgün, Zeynep ve Nazlı'nın kuzenidir demiş. Tabii şıklara bakalım şimdi biz. A'da çantamda temel ihtiyaç malzemeleri var. Biraz yiyecek, içecek, sabun, diş fırçası, aralara virgüller getirmiş. Genel örneklerin bitmediğini göstermek için nokta değil, üç nokta koymuş. Bu önemli. Eğer kendisinden sonra gelen örnekler devam ediyor anlamı taşıyorsa üç noktayı kullanabilirim. Ama çantamda üç tane şey var gibi bir şey derse, üç tane koydu, o zaman nokta kullanırım. Buraya iki nokta gelecek. O yüzden cevap alın ama diğerlerini de okuyalım. Kitabı okudum. Bazı bölümleri güzeldi. Kitabı okuduğumdan sonra noktalı virgül getirebilirim. Çünkü burada bir virgül var. Burada özneye ayırmak için kullanmış olurum. Ablam ve eniştem abimle yeğenim ikinci kattaki dairelerde noktalı virgül. Ben de annemle üçüncü katta oturuyorum gibi diyebilirim. Çünkü burada bir virgül kullandım. Burada bir bağlaç noktalı virgülü buraya getirebilirim. Ben gelemem. Yemek yemek, duş almak, uyumaktan başka bir şey istemiyorum dediğimde ben gelememden sonra yine kullanırım çünkü bir virgül var. Zaten aslında biz de bulmuştuk cevap adına. Çünkü oraya bir noktalı virgülün gelmesi gerekiyor. Pardon, iki noktanın gelmesi gerekiyor. O yüzden noktalı virgül gelmiyor. Bu cümleye göre aşağıdaki cümlenin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır diyor. Virgül tamlamaların, söz gruplarının ögeler arasında kullanılmaz. Cümlede anlam karışıklığını önlemek ya da herhangi bir ögeyi vurgulamak için kullanılır dedik. Biz de sizinle yazım kurallarındaki virgül anlatım bölümünde nerelere virgül gelmezi işledik. İşte ikilemelerin arasına gelmez dedik. SSA şart ekliminden sonra kullanılmaz dedik. Bir zarf fiil varsa o zarf fiilden sonra kullanılmaz dedik. Ama iki kez zarf fiil üst üste aynı cümle içerisinde iki zarf fiil varsa birincisinden sonra kullanılabilir dedik. Bakalım şimdi. A'yı okuyorum. Yolun bir kısmı trafiğe kapalıydı. Burada aslında cevap yine çıktı Adana. Yolun bir kısmı burada bir tamlama oluşturmuş. Hatta bir silah tamlaması oluşturmuş. Yolun bir kısmı trafiğe kapalıydı olmalıydı. Ayrılmaması gerekiyordu. Biz tamlamaları ayıramayız. Cevap Adana ama diğerlerine bakayım. Köylüler hazırda çoktan bitirmişler. Burada özneyi ayırmış. O doğa şarkıları söylerdi. O'dan sonra kullanabilirim. Annesi değerli bir insandı gibi. Diğerlerinde herhangi bir kullanım problemi yok. Üçüncü sorudayız. Bu metinde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi yukarıda açıklanan göre bile kullanılmamıştır diyor. Doğru okumalıyız lütfen kullanılmamıştırları. Kesme işareti özel isimlere gelen çekimeklerini ayırmak için kullanılır. Bunların hepsi çocuklar noktalama işareti ile alakalı konu anlatım videosu zaten var. Virgül eş görevli sözcük veya sözcük gruplarını ayırmak için kullanılır. İki nokta kendisine ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Üç nokta alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan cümle, pardon kelime veya bölümlerini yerine konur diyor. Şimdi bize parçayı vermiş, o parçayı okuyacağım. Burada kesme işaretinin virgülün iki noktanın ve üç noktanın kullanım alanlarını vermiş. Eşleştirme yapmam gerekiyor. Safranbolu'da doğan kesme işareti doğru kullanılmış, özesine gelen çekimekini ayırdı. Bilgin Adalı'yı yine aynı şekilde özesine gelen çekimekini ayırdı. Yapıtlarından tanıyanlar onun kendine has bir kişiliği olduğunu bilirler. Babasının mesleği sebebiyle çocukluğunda farklı şehirlere dolaşan Adalı, öykü, roman, şiir ve deneme gibi türlerde eser vermiştir. Onun bu çok yönlülüğü birçok mesleği yapmasına olanak sağlamıştır. Şimdi burada birçok hangi yönlülüğü hangi meslekleri yapmasına olanak sağlamış onu gördüğüm için iki noktayı koymuş doğru. Çevirmenlik, editörlük gibi demiş.
devamı olduğu için 3 noktayı getirmiş. Ama burada 3 nokta devamı var anlamında kullanılmış. Herhangi bir alıntı için kullanılmamış. Yani alıntılarda başta, ortada, sonunda alınmayan kelime veya bölüm anlamında değil. O yüzden çocuklar kesme işaretinin, virgüllerin, çünkü virgüllerde de eş verevli sözcük ve sözcük grubuna giriyor. İki noktanın kullanımları doğru, fakat üç noktanın kullanım alanı birbiriyle örtüşmüyor. Cevap Denizli. Yani dördüncü sorudayım. Yukarıdan numaralanmış noktalama işaretlerinin hangisini yanlış kullanılmıştır? Demiş bize. Arabacı seslendirdikten sonra biz noktalı virgül kullanmayız. Ve özellikle bir konuşma çizgisi var. Konuşma çizgisinden önce iki nokta zaten kullanılır. Ve arabacı seslendirdiği için arabacının seslenmesinden sonra cümle gelecek. Yani Adana cevap. Diğerleri doğru. Soru işareti ya da virgül ya da konuşma çizgisinin kullanım alanları doğru. Cevap Adana. 5'teyiz. Bu cümlede kaç numaralı yerin noktalı virgül getirilmesi uygun olur diyor. Her zaman bakın boş zamanlarınızda demiyorum. Hikayeler, romanlar, denemeler okuyun. Tiyatrolara, resim veya fotoğraf sergilerine. Şimdi çocuklar burada her zaman bakın boş zamanlarınızda demiyorum deyip cümleyi bitirip sonra hikayeler, romanlar, denemeler, oraları virgüller koyup sonra noktalı virgül kullanılması gerekiyor. O yüzden cevabımız siz de görüyorsunuz. Orada virgülleri kullanım alanından sonra olduğu için denizli. Diğer sorudayız. Aşağıdakinin hangisi kısa çizginin görevlerinden biri değildir diyor. Bir kısa çizgiyi biz neden kullanırdık? Kısa çizgi için ek çizgisi de diyoruz biliyorsunuz. Fiil veya isim kök veya gövdelerinin sonuna koyarız. Eklerin başında kullanırız. Ara söz veya ara cümlelerin yine başında ve sonunda kullanırız. Birbiriyle ilişkili olan durumlar için araya koyarız aslında. Yine satır sonuna sığmayan sözcükler için kullanırız. Şöyle bir hatırlayalım istedim. Cümle sonunda vurgu yapmak gibi bir görevi yok. Fiil kök veya gövdelerini göstermek, sözcüğü kök ve ekine ayırmak, virgülle ilişkili iki tarihi göstermek doğru. Yani cevabımız Adana. 7. sorudayım. Hangisi bilgi yanlışlığı vardır diyor. Noktalı virgül cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür ve takımları ayırır. Evet, noktalı virgülün en önemli görevi budur. Doğru. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonunda iki nokta konur. Evet, kendisinden sonra örnek verilecek bir cümle varsa veya bir açıklama cümlesi varsa örnek veya açıklama cümlesinden önce iki nokta kullanılır. İki noktadan sonra her zaman büyük harfle başlanılır mı? Hayır. Bu yanlış Ceyhan, yani cevabımız. İki noktadan sonra bir açıklama cümlesi. Eğer cümle niteliği kazanan bir cümle varsa ondan sonra gelir. Kendisinden sonra gelen örnekleri, türleri, takımları göstermek için iki nokta kullanılır. Ama o zaman küçük harfle başlar. Yani cevabımız Ceyhan ama D'ye de bakalım. Noktalı virgülden sonra küçük harfle başlanır. Evet, noktalı virgülden sonra zaten küçük harfle başlayabiliriz. Yani cevabımız C. 8. sorudayız. Aşağıdakinin hangisinde eğik çizgi yanlış kullanılmıştır diye sormuş bize. Burada bir bölme işlemi için kullanmış. Doğru. Arva Karayolu kar nedeniyle kapanmış diyor. Arva Karayolu birbiriyle ilintili bir sözcük oluşturduğu için birbirleriyle araya kısa çizgi kullanmalıydık. O yüzden eğik çizginin böyle bir görevi yok. Yine mesleğe 14.03.2000'de başlamış demiş. Evet, tarihler için gün, ay ve yıl bilinen tarihlerde ay ismi sayıyla yazılırsa araya nokta veya eğik çizgi getirebilirim. O yüzden eğik çizginin bir görevi doğru. Yine eklerin farklı çekimlerini göstermek için eklerin başına ek çizgisini koyuyorum. Kısa çizgiyi farklı şekillerini göstermek için de eğik çizgiyi kullanıyorum. Eğik çizgiyi başka nerede kullanıyorum? Dizeleri alt alta değil yan yana yazdığımda da kullanırım. Ve yine adres bilgisi için de kullanabilirim. Cevabımız çıktı ve aslında 9'dayım. Bakalım. Sembollerle gösterilmiş noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diye bize söylemiş. Zürafanın bir dakika.
Tamam, evet, oğluna bağlıdır. Akşam 3 gün beyaz yer, kış menüde ip noktayı koymuş. Atasözünden bunu merak ettim. Baktım, burada bir yukarıda bir aktarma cümle olduğu için tırnak içerisine almış. Sonra noktayı koymuş. Bu önemli çünkü tırnak içerisindeki cümle bitmeden, yani tırnak kapatmadan onunla ilgili olan noktalama işaretini koyup böyle kapatıyoruz tırnağı. Problem yok o yüzden. Merak ettim, baktım diyor. Virgül kullanmış, atasözleri sözlüğüne noktayı koymuş. Burada sıralı cümle gibi olmuş. Merak ettim, baktım, o yüzden doğru. Sıralı cümlenin içerisinde başka bir virgül yoksa virgül ayırabilirim. Şöyle yazıyordu. Şimdi burada iki nokta kullanmalıydı. O yüzden cevabımız da noktalı virgül kullanmamalıydı. İki nokta olmalı. Sonra vaktiyle toplumda belli bir yeri olan kişi eski durumunu yitirince herkesin yadırgadığı alay ettiği işler yapar gibi vermiş. Bize iki nokta olmalıydı, noktalı virgül değil dedik. 10. sorudayım. Aşağıdakinin hangisinde bırakılan boşluğa eğik çizgi getirilemez? Bakalım şimdi. Eğik çizginin kullanım görevlerini bir hatırlayalım. Şiir olmadı, hiç olmayacak, belki de diye bitiyordu. Şimdi burada şiirin yan yana olan dizelerin arasında kullanılır demiştik. O yüzden doğru. Binanın kapısının üstünde 16 Taksim A diyasını biz okuruz ama adres bilgisi için kullanırız. Yayın evimiz bir Türkçe-Almanca sözlük yayınladı dediğinde Türkçe ve Almanca'nın birbirine bir ilişik bilgi içerisinde olduğunu biliyoruz. Türkçe-Almanca buraya çocuklar cevap çıktı. Ceyhan kısa çizgi gelmeliydi. Birbiriyle ilişkin olan sözcük grupların arasında kısa çizgi konur. Mektupta sadece Ümraniye İstanbul yazıyordu dediğimde yine adres, semt ve ilçe için arasında kullanırız. Cevabımız Ceyhan. Çünkü orada bir kısa çizgi olmalıydı. 11. ve son sorudayız. Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşluklardan hangisini 3 nokta getirilemez diye bize sormuş. İşin bundan sonrası babama kalıyordu artık. 2 yıl boyunca Urfa Antep yollarına gelip gitmiş zavallı. Artık ne aklında düşününce ne gönlünde huzur. Polis nokta 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 zaten o söylenmeyen sözcük. Abla şirketin mal dosyasına el koydu demiş. Şimdi bakalım başta adı kullanılır çünkü neden bir alıntı cümlenin başı olmuş. O yüzden şu nokta kullanabiliriz. Burada Urfa Antep yolu derken araya birbiriyle ilişkili olduğu için kısa çizgi gelmeliydi. Cevabımız Bursa bu sebeple. Oraya şu nokta getirilemez. Artık ne aklında düşünce ne gönlünde huzur. Cümle bitmedi. 3 noktanın en temel görevi bu. Bitmemiş, eksik kalmış, tamamlanmamış, yükleme yargısı olmayan cümlelerin sonunda kullanılması. Burada zaten D'de söylenmek istemeyen kişi veya herhangi bir argo sözcük yerine kullanılabilir dedik. Yani cevabımız bu sebeple Bursa. Soru çözüm videomuz bu kadardı çocuklar. Sağlıklı, mutlu günleriniz olsun.